Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Tasrifu el fi'li lefif. Mu'tel fiillerin son kısmı olan, yani illetli fiillerin son çeşidi olan lefif fiillere geldik. Dersu es-salise aşar, 13. ders. Hemen başlayalım anlatımlarımıza. Lefif, dolanık demek. Birbiri içine lef olmuş, yani dolanmış, kıvrılmış, dolanmış anlamlarına geliyor lefif kavramı. Haliyle illetli harfler fiilin her tarafına dolanmış, yani başında, sonunda veya iki tane peş peşe şekliyle ardıcıl gelmesi durumunda biz bu tarz fiillere lefif fiiller diyoruz. Lefif fiiller, yani sülasi kök itibariyle illetli harfin fiilin iki temel bölgesinde yer almasına denir. O da ya başta, sonda, ortadaki harfin salim olması durumunda, ayrı noktalarda illet harfi geldiği için böyle illetli fiillere lefifi mefruk, yani mefruk farklı yerlerde illet harflerinin gelmesi, başta ve sonda ortadaki harfi illetli görmüyoruz, salim görüyoruz. Veya lefifi makrun dediğimiz illetli harflerin son kısımda peş peşe gelmesi suretiyle de lefifi makrun oluşuyor. Yani demek ki lefif fiiller iki türlüdür. Lefifi mefruk, başta ve sonda illet harfinin gelmesi durumunda olur veya peş peşe gelmesi durumunda da lefifi makrun olur. Evet. Lefif fiiller mefruk ve makrun olmak üzere ikiye ayrılır dedik. Mesela mefruk örneklerine bakalım. Hem başta hem sonda gelmesi. Vaka, vav illet harfi başta gelmiş. Evet. Veka, veka da sonda illet harfi yine yerleşmiş. Muzariye geçişi illet harfinin düşmesiyle olur. Veka, yaki, yavki demeyeceğiz. Vikayeten onun mastarı. Birinci baptan lefif örnekleri yok. İkinci baba direkt geçtiğimizde vaka ile karşılaşıyoruz örnek olarak. Vaka yaki vikayeten tava yatvi tayyen şeklinde lefifi makrunun da örneği var. Lefifi makrun illet harfinin peş peşe gelmesiyle olur demiştik. Tava yatvi tayyen örneğinde olduğu gibi. Bakın tava, vav ve ye illet harfi peş peşe gelmiş. Muzariye geçişte yatvi, tayyen onun mastarı. Üçüncü baptan da lefif örnekleri yok. Dördüncü bapta veciye, evet, illet harflerimiz iki ayrı noktada, vav ve ye, yevca, vecen, taviye, lefifi, makrun, peş peşe gelmesi, vav ve ye'nin illet harflerinin peş peşe gelmesi durumunda da kaviye, yakva, kuvveten, hayye, yahya, hayaten şeklinde örneklendirmiş kitabımız. Beşinci baptan da lefif örneği yok. Altıncı baptan da veliye, yeli, velyen örneğini kitabımız almış. Burada da illet harfi başta ve sonda yerleşmiş. Evet, görüldüğü gibi veka, yaki, vikayeten. Şimdi biz misal fiilleri işlediğimiz için misal fiillerde illet harfi birinci harfte yerleşiyordu. Vecede örneğinde olduğu gibi. Biz misal fiillerin genelinde muzariye geçişte illet harfinin düşmesine şahit oluyorduk. Vecede yevcidu demiyorduk, yecidu diyorduk. Şimdi lefif fiillerin de baş tarafı
böyle vav illet harfiyle başladığından ötürü muzariye geçişte bu illet harfi vavı muzariye geçişte düşürüyor. Vaka yevki demeyeceğiz. Vaka yaki diyeceğiz. Aynı durum mesela dördüncü vapta yok. Veciye yevca. Çünkü misal fiillerde de aynı durum söz konusuydu. Vecile örneğini orada almıştık. Vecile yevcelu diyorduk. Vav illet harfini dördüncü bapta düşürmüyorduk. Bu husus bir farktır. İkinci bapta muzariye geçişte vaka yaki şeklinde illet harfi düşerken hatta şöyle çarpı atalım. Muzariye geçişte biz ne yapıyoruz? Vaka yaki diye geçerken ancak dördüncü bapta veciye yevca şeklinde muzariye geçişte illet harfi vavı düşürmüyoruz. Ancak altıncı bapta da yine ikinci baptaki gibi veliye yeli illet harfini düşürüyoruz. Bu misal fiillerle alakalı bir durumdu. Misal fiillerde vecede, yecidu ikinci baba ait olan fiillerde muzariye geçişte vav düşerken bunu kurallaştırabiliriz bu şekilde. Dördüncü bapta muzariye geçişte vav harfi düşmüyordu. Vecile, yevcelu örneğini orada zikrediyorduk, anıyorduk. Aynı durum lefifte de var bakın. Vaka yaki veciye yevca. Evet, dördüncü bapta illet harfi vav muzariye geçişte düşmüyor ama ikinci bapta düşüyor. Evet, makrun lefifler biraz daha bize nakıs fiilleri hatırlatıyor. Onun için hani meşa yemşi nasıl diyorsak, rama yarmi nasıl diyorsak, tava yatvi de aynı şekilde söylüyoruz. Lefifi makrunlar esasen nakıs fiillerin kurallarına yakın şekilde telaffuz ediliyorlar. Aynı durum dördüncü baptaki kaviye örneğinde de var. Hemen lakiye hatırlayalım. Nakıs fiillerdeki lakiye örneği nasılsa lakiye yelka diyorduk. Kaviye yakva kuvveten hayye yahya hayaten şeklinde söyleyebiliriz. Evet, burayı geçiyorum. Örneklere bakalım. Emsiletül lefifil mafruk. Lefifi mafruk örnekleri. Lefifi mafruk, illet harflerinin farklı noktalarda gelmesiydi. Orta bölgenin salim olmasıydı. Yani burada veliye fiili, vav ve ye harfleri illetli ama ortadaki lam harfi illetsiz yani salim bir harf. Vaka'da da durum aynı. Onun için vaa'da da durum aynı. Ku tabi vaka'dan emir olduğu için bunda da durum aynı. Yani bu örneklerin hepsi lefifi mafruk. Lefifi mafrukun mantığı arkadaşlar illet harflerinin farklı noktalarda gelmesi. Başta ve sonda diyebiliriz. Örnekleri inceleyelim. Veliye Ömer İbnül Hattabi el-Hilafet. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği üstlendi. Yani halife oldu. Men veqa nefsehu minez-zunubi neca. Kim kendisini günahlardan korursa neca kurtuluşa erer. Tabi neca fiili nakıs fiillerden birinci baptan neca yencu bir önceki konuyu ne yapıyor? Bize hatırlatıyor ama vekaya lefif demeliyiz. Necaya nakıs fiil demeliyiz. Nakıs birinci bab hem de vavi. Veka yaki bu da ikinci babtan lefifi mafruk bir fiildir demeliyiz. Ve'a at-talibu kelame-şeyhi öğrenci hocanın şeyhin sözünü anladı. İyice anladı. Ve'a. Ku enfusekum ve ehlikum nara. Kendinizi ve ailelerinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ku veka'dan emir. Emir fiil olduğu için böyle telaffuz ediliyor. Tabi lefif fiiller emri hazıra nasıl geçiyor onu birazdan konuşalım. İllet harfini de düşürüyor. Sonundaki kendine ait sondaki illet harfini de düşürüyor.
Geriye bir cemaat vavı ve salim harf, kaf harfi kalıyor. Onu konuşacağız birazdan inşallah. Entüme ve aytüme, siz ikiniz ve aytüme, anladınız. En nasihate ceyyiden, nasihatı, tavsiyeyi iyice siz ikiniz anladınız. Evet. Hel ve feytünne bil mev'idi ya ummehatu, bil va'di diye okuyalım. Ey anneler, siz verilen sözü yerine getirdiniz mi? Ona vefalı davrandınız mı? Verilen sözü anneler, siz yerine getirdiniz mi? Peki, veliye dördüncü baptan, veliye dördüncü baptan olduğu için yevla şeklinde muzariye geçer. Bir önceki sayfada veciye yevca vardı. Veliye diyorsak yevla demeliyiz. Veka ikinci baptan olduğu için yakî diye muzariye geçer. Ve'a ya'î şeklinde ikinci baptan olduğu için muzariye illet harfi vav'ı düşürerek geçer. Şimdi şöyle bir kalemi elimize alsak, muzariye geçişte hangi harfler atılır? Yani babına göre. Veliye yevla demeliyiz. Burada vav'ı atamayız. Veka yakî muzariye geçişte vav düşer. Ve'a ya'i muzariye geçişte vav düşer. Tabi bu vakiye fiiliydi. Yevka yok, veka fiiliydi. Veka ya'i şeklinde muzariye geçer. Şu hali emri hazırı bize gösteriyor. Veka ya'i diye geçer. Onun için dördüncü cümlede mazi verilmemiş. Emri hazır tipinde verilmiş. Ve'a ya'i diye geçer. Onun için ikinci baptan olduğu için muzariye geçişte vav düşer. Ve feytünne vefa yefi diye muzariye geçer. Onun için muzariye geçişlerde illet harfi ikinci baplarda düşer. Ancak veliye örneğinde dördüncü bab olduğu için veliye yevla demeliyiz. Muzari illet harfi vavı düşürmemeliyiz. Sonraki sayfadaki makrun lefiflerin örneklerine bakalım. Emsiletul lefifil makrun, makrun lefiflerin örnekleri. Neva ebi assiyame, babam oruca niyet etti. Lefifi makrunlar, makrunun mantığında akrandan yola çıkarak düşünebiliriz. Lefifi mafrukları, fark kelimesinden yola çıkarak kodlayabiliriz. Yani fark, farklı noktalarda illet harfi geliyordu. Makrunda akrandan yola çıkabiliriz. Akran sizin akranınız. Yani sizinle aynı seviyede olan. Onun için illet harfinin peş peşe gelmesi durumuna da lefifi makrun diyorduk. Bakın neva örneği. Evet. Neva örneği. Rava örneği. Heviye örneği. Neva yine örneği, kaviye örneği, bir de rava örneği. Evet, buralarda illet harfleri peş peşe gelmiş. Yani fiilin birinci harfi salim bir harf, geriye kalan sülasi kökteki yer alan diğer iki harf, onlar illet harfleri şeklinde gelmiş. Neva ebi assiyame, babam oruca niyet etti. Rava eşşühedâ'u ardal vatan. Evet, şehitler vatan toprağını kanlarıyla suladılar anlamına gelecek bu. Hel hevîtumâ hâzel mekâne. Bu mekana çıktınız mı? Neveytu en ehucce hâzihi senete. Bu yıl hac etmeye niyet ettim. El kavitum alel raculi daif. Evet, zayıf adamı desteklediniz mi? Es sahabetu ravav el ehadife an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in, Allah Resulü'nden hadisler rivayet ettiler. Buradaki örnekleri muzariye geçişleriyle inceleyelim. Arkadaşlar, neva yenvi,
Kaçıncı baptan? İkinci baptan. Rava, yarvi, lefifi makrun, ikinci bab. Heviye, heviye, bunun yazılışı şöyle. Heviye, heviye. O zaman şeribeyi hatırlatıyor bize. Şu durumda bu dördüncü babta. Heviye, muzariye nasıl geçer? Şeribe, yeşrabu diye geçiyorsa, heviye, yehva diye geçer. Neva, yukarıda da söylemiştik, neveytu. Neva, yenvi, ikinci babta. Gaviye, heviyeyi bize hatırlatıyor, şeribeyi hatırlatıyor. O zaman gaviye, yakva, dördüncü babta. Rava, yarvi, ikinci babta. Tabi rava, rivayet etti manasında. İkinci baptan rava yarvi diye de gelebiliyor. Suladı manasında raviye yarva diye de gelebiliyor. Sözlükte bu çeşitlilik var. Rava yarvi diye de gelebiliyor. Raviye yarva diye de gelebiliyor arkadaşlar. Yani rava fiili hem ikinci baptan hem dördüncü baptan gelebiliyor. Kuralı okuyalım. El-Qa'ide el-Lefifu huve mectema'a fihi harfa illetin. Evet, kendisinde iki illet harfi toplanan fiillere lefif fiiller denir. Ve huve nev'ani. Onlar iki çeşittir. Lefifun mafruk, lefifi mafruk fiiller. Ve huve ma kâne mu'tellel fâ'i ve'l-lâm. Onların fa ve lam bölgeleri illetlidir diyor. Fa, sülasi fiilin ilk harfi, lam da sülasi fiilin son harfine tekabül ediyordu. Dolayısıyla orta bölge salimdir. Ancak fiilin fa ve lam bölgesi, yani ilk ve son bölgesi illetlidir diyor. Lefifi mefrukun mantığı bu. Misalun veqa yaqi. El-emru minhu. Böyle bir fiilin emir kipi kı şeklinde gelir. Kı vecheke. Yüzünü koru. Vaka yaki kı vecheke. Yüzünü koru anlamına geliyor. Kı nefseki. Sen bayan yüzünü koru. Bayan için söylendiğinde haliyle şurada bir muhataba yası olacak. Öznemiz bu. Kı de özne, gizli özne ente. Gıyde özne bu ya harfi. Gu enfusekumun mantığında cemaat vavı, siz nefislerinizi koruyunuz. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Gu enfusekum. Yani buradaki kaf harfi emir, fiil, vav, fail konumunda oluyor arkadaşlar. Lefifun makrun, lefifi makrunların mantığında ve huve mâ kâne mu'tellel ayni vellâm. Ayın ve lam bölgesi illetli olur diyor. Ayın fiilin sülasi kökünün orta harfi, lam da sülasi kökün son harfidir. Yani demek ki ayın ve lam bölgeleri illetli geldiğine göre son iki harfimiz illetli konuşlanmış oluyor. Misal, tava yatvi, evet, tava katladı anlamına geliyor. Tava yatvi ikinci baptan illet harflerini görüyorsunuz. Lem yatvi, evet. Burada niye bu cehd-i mutlak örneği söylüyor? Yani başına lem cehd-i mutlak cezim edatı geldiğinde sonundaki illet harfimiz y harfi atılıyor arkadaşlar. Aynı emir kipinde olduğu gibi yatvi diyeceğiz. Daha önce biz bunu nakısta yaşamıştık. Hani imşi diyoruz. Bakın illet harfi sondan atılıyor. Lem yemşi diyoruz. Sonundaki illet harfi atılıyor. Nakıslarda da aynı durum vardı. Lefiflerde de aynı durum var. Cehd-i mutlak edatları, lem, lemma, li, la, cizim edatları, cehd-i mutlak, cehd-i müstaharak, emir, lama, ve nehi lası geldiğinde nakıs fiillerde ve lefif fiillerde sonlardaki bu illet harfi
atılır. Lem yatvi, lemme yatvi gibi. El-lefiful mefruğ. Yine kural devam ediyor. Birinci madde. Lefifi mefruklar. Yu'amelu mu'ameletel fi'lil misal. Ben bunu söylemiştim hatırlarsanız. Misal fiili gibi muameleye tabi olur. Fetuhzefu fa'uhu fil mudari'. Muzari'ye geçişte onun fa bölgesi, yani ilk harf bölgesi hasfedilir diyor. Ve'a ye'i. Ve'a yev'i demeyeceğiz. Hani şu vav harfi muzari'ye geçişte yer almayacak. Tuhzefu dediği o. Fa bölgesi hasfedilir. Ve fe yefi yevfi demeyeceğiz. Şimdi burada bir hata var. Bak veliye demiş. Dördüncü vav söylemiş. Veliye yevla diye muzariye geçiş yapmalı. O zaman burayı biz ne yapalım? Çarpıyla çizelim. Eğer veliye diyorsak bu dördüncü vaptır. O zaman yevla demeliyiz. Dördüncü babın kuralı muzariye geçişte babın düşmemesiydi. Ama vela dersek, vefa gibi okuyup, vea gibi okuyup vela deseydik, o zaman yeli derdik. Ki burada bir kafa karışıklığı var. Veliye yevla, vela yeli. İkisi de caizdir. Çünkü sözlüklerde hani rava yervi olabiliyordu. Rava yervi, raviye yarva olabiliyordu. O zaman veliye yevla, vela yeli diyebiliriz. Yani hem ikinci baptan veliyenin örneği vardır, hem de dördüncü baptan örneği vardır. İkinci baptan telaffuz edersek vela yeli deriz. O zaman burası şuradaki harekeyi çizdiğimizde doğru olur. Şunu da çizelim. Vela diye telaffuz edelim bunu. Vela yeli diye telaffuz edelim. O zaman bu ikinci baba oturur ve doğru olur. Ancak biz bunu ve li ye şeklinde söylersek ve li ye şeklinde söylersek dördüncü baba o zaman bu fiili taşımış oluyoruz. Yazım mouse'la ancak bu kadar yazılabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yevla şeklinde muzariye aktarılır ki o zaman vav harfi düşmez. Bu söylediğimizle bu örnek buraya oturmaz. Yani vela yeli dersek burada anlatılanın örneği olarak oturur. İnşallah kafalar karışmamıştır. Ancak biz şunu söylüyoruz. Vela yeli ikinci baptan olduğunda böyle söylenir. Veliye yevla diye söylenecekse bu dördüncü baba ait bir fiil olmuş olur. Ve tuhzefu fa'ul lefifil mefruqi ve lamuhu ma'an fi sigatil emri. Bu da önemli bir kural. Lefif mefruq fiillerin fa bölgesi yani ilk harf olan kısmı ve lam bölgesi ikisi birden illetli oldukları için emir kipinde ne yapılır? Atılır. Geriye ve'a ye'i i kalıyor bakın. Sadece bir harfimiz kalıyor. Ve'fa ye'fi fi. Sadece bir harfimiz kalıyor. Ve'ka ye'ki ki şeklinde tek bir harfimiz kalıyor arkadaşlar. Evet. Mazi çekimi. Hemen görelim. Mazi çekim biraz bize nakıs fiillerle aynılığı verdiği için hızlı geçebiliriz. Yani Rama'yı nasıl çektiysek Vaka'yı da aynı şekilde çekeceğiz. Vaka, Vaka'ya, Vaka'u. Vakat, illet harfi burada düşmüş. Vakata, Vakayne, Vakayte, Vakaytuma, Vakaytum, Vakayti, Vakaytuma, Vakaytunne, Vakaytu, Vakayna diyebiliriz. Yani arkadaşlar, bir önceki videoda nakıs fiillerle ilgili Rama'yı nasıl çektiysek mazide bu da aynı çekiliyor. Buradaki eksiklerinizi oradan telafi edebilirsiniz. Muzari'de bir durum var.
Onu hemen konuşalım. Muzariye ikinci babın geçişlerinde vaka yaki diye illet harfinin, yani vavın düştüğünü biz biliyoruz. Yavuki demiyoruz. Burada vav harfi muzariye geçişte düşüyor. Onun için seyrimizde vavın düşmüş haliyle devam ediyor. Yaki, yaki yani. Yaki yune diyesi geliyor. İlk öğrenenlerin nedense ancak yaki, yaki yani yakune demeliyiz. Burada failimiz cemaat vavı. Taki, taki yani. Yakine nunun nisve failimiz. Taki, taki yani takune. Evet, cemaat vavı failimiz. Takine nunu ya'ul muhataba burada failimiz. Takiyani takine nunun nisve failimiz. Aki naki de failler gizli özne oluyordu arkadaşlar. Burada da fazla bir değişiklik yok. Anlattıklarımız bir önceki videoda detaylı olarak işlendi. Onun için muzari'nin nasıl çekildiğini konuşup geçiyoruz. Evet, emir kipinde ente ki, entuma kiya, entum ku. Yani vaka korudu anlamına geliyor. Sen koru. Entuma kiya, siz ikiniz koruyun. Entum ku, sizler koruyunuz. Bunlar bizim faillerimiz. Tesniye elifi, cemaat vavı. Enti ki, ya'ul muhataba. Entuma kiya, tesniye elifi. Entunne kiyne, siz bayanlar koruyunuz. Onun nisbe burada bizim failimiz. Vaka yaki kıy. Evet, illet harfi hem başta hem sonda olunca, yani lefifi mefruk bu. Lefifi mefruklar emir kipinde sadece salim harfi bırakıyorlar. O da kaf harfiydi, vaka fiili bağlamında. Vefa yefi olsaydı fi olurdu. Fi fiya fu, fi fiya fine derdik. Kıy kıya ku, kıy kıya kıyne şeklinde emir kipini ezberleyebiliriz. Lefifi makrunun muzari çekimine bakalım. Mazide nasıldır? Lefifi makrun son bölgenin illetli olmasıydı arkadaşlar. Bize yine nakıs fiilleri hatırlatıyor. Onun için nakıs fiillerdeki meşanın çekimi, rama'nın çekimi nasılsa, şeva'nın çekimi de aynıdır. Şeva, şeveya, şevev, şevet, şeveta, şeveyne, şeveyte, şeveytuma, şeveytum, şeveyti, şeveytuma, şeveytunne, şeveytu, şeveyna şeklinde olur. Yeşvi fiiline bakalım, yani muzarisine. Yeşvi, yeşvi yani yeşvune. Bu da bize yermiyi hatırlatıyor. Yemşiyi hatırlatıyor. Onlar nasılsa, yani nakıs fiillerle farklı bir durum yok. Onun için bir önceki videodaki bizim izahlarımız burada da geçerli. Yeşvi, yeşvi yani yeşvune. Teşvi, teşvi yani yeşvine. Teşvi, teşvi yani teşvune. Teşvine, teşvi yani teşvine. Eşvi, neşvi şeklinde yapılır arkadaşlar. Tabii emir kipi nasıl? Şimdi son bölge illetli olduğu için fiilin baş tarafında herhangi bir arıza yok. Baş bölgesi şevadaki şın harfinden yola çıkarak söyleyeyim. Salim bir harf olduğu için emir kipinde baş tarafında sıkıntı olmaz. Son tarafta illet harfi Y'nin atıldığını biz biliyoruz. İşvi. İllet harfinin atıldığını biliyoruz. İşvi. İşviya. İşvu. İşvi. Tabi bu ya neyin nesi hocam derseniz, bu ya'ul muhataba. Bayanlara hitap için kullanılan bir ya. İşviya. İşvine. Arkadaşlar, mezit babların tecrübeyle öğrenilmesi gerektiğini biz konuşuyoruz hep. Bir sonraki videoda alıştırmaları işlemek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Vesselamu aleyküm.